بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دار لي من ربم بو كاردش نزد سيز دير إيمان زر سابت كلسن بنم إبم sizin evlerinizi de mümin evler olarak yaşarken iman lezzetini aldığımız, ölüp gittikten Rabbimize kavuştuktan sonra da arkamızdan sadakalar, cari sadakalar getirecek evler olarak inşa etmeyi ve ihya etmeyi hepimize kolay kılsın. Dualar ediyorum. Siz kardeşlerimden de benim için özellikle dualar istiyorum. Çünkü Allah yardım etmedikçe olsun demekle ya da bir kağıda vasiyet yazmakla olmuyor bunlar. Biz dua edeceğiz, isteyeceğiz. Rabbimiz de ihlasımızı isterken ki bu samimiyetimizi görecek ve bize ihsan edecek. Bunun başka bir çaresi yoktur. Değerli kardeşlerim, gayret ediyoruz evimiz mümin bir ev olsun. Bunun planlamasını sürekli yapıyoruz. Kendimiz, çocuklarımız üzerinde bunun çalışmalarını yürütüyoruz. İmanımızdan, namazımızdan, orucumuzdan, hacımızdan bütün ibadetlerimize, komşuluk ilişkilerimize kadar her alanda bu plan aksamasın istiyoruz. Ancak değerli kardeşlerim, sizinle çok hassas bir konuyu paylaşmak istiyorum. Biz bu dünyada yalnız değiliz. İman ettik, Allah'tan yana tavır koyduk diye artık yürüsen Ey köheylan yolun açık olsun demiyor bize kimse. Babamız Adem Aleyhisselam'a bile denmedi bu. Ciddi bir rakibimiz var. O rakibi biliyoruz. İblis, şeytan. En başta imanımız olmak üzere, Yaptığımız bütün güzel işleri imha etmek isteyen bir şeytanla bu dünyayı paylaşıyoruz biz. Bunu unutmayınız kardeşlerim. Bu şeytan imanımıza düşman, ibadetimize düşman, dostluklarımıza düşman ve en önemlilerinden biri eşlerimiz olarak mutlu ve güzel bir yuvada yaşamamıza düşmandır. Biz birbirimizi sevdikçe cinnet geçiriyordur. Çocuklarımızın salih müminler olmasına düşman, zalim, düşmanlık için yaratılmış çünkü. Bir de ona içerden istihbarat sağlayan nefsimiz de var. Daha da ötesi, onun gibileşmiş, şeytanlaşmış insanlar var. Aynı apartmanda oturuyoruz, aynı partide üyeyiz belki, aynı sokağı paylaşıyoruz, kim bilir camimizde de aynıyız. Şeytanlaşmış insanlar. Bu kadar imhacının ortasında biz Allah'ın rızasını kazanacağımız cennetleştirip mini bir cennet gibi oluşturup oradan da asıl cennetlere bir iznillahü teala gideceğimiz gitmek istediğimiz evlerde yaşıyoruz. Bu evlerimizde başını iblisin çektiği imhacılara dikkat edeceğiz. Sadece sivrisinek imha edilmiyor. Başta bizim hayatımız, sağlığımız ve sonra da imanımız, ibadetlerimiz, ahlakımız da imha edilebilir şeylerdir. İyi anlasın kardeşlerim diye şöyle bir örnek vereceğim. Bir insan çok güzel iman etti diyelim. Ebu Bekir radıyallahu anh bir, o iki. Öyle güzel iman etti diyelim. Rabbim öyle iman hepimize nasip etsin. Aziz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, var mı garantili bir iman? Çok güzel iman diye. Çıkmaz iman elinden bunun. Ölünceye kadar garantidir diyecek biri var mı peygamberler hariç? o büyük imanın sahibi Ebu Bekir radıyallahu anh garanti gördü mü imanını? Hayır. Hayır. Bunu söyleyende akıl yoktur. Yani böyle iddia eden de akıl olmaz. İman kimse de garanti değil. Tek bir kelimeyle sıfırlanmıyor mu bu? Sıfırlanıyor. O zaman garanti değil. Tek bir sözde iman ettiğin gibi tek bir sözde de imandan çıkabiliyorsun. Onun için namazımıza bakarken biz kıldık. 20 senedir, 30 senedir kılıyoruz. Bunların sıfırlanması diye bir tehlike yok mu? Nasıl olmaz? Yani senin yıllarca biriktirdiğin servetin bir evde yanıp gitmiyor mu? Para yanmıyor mu? E, namaz da yanıyor gidiyor. Ne'ûzu billahi teâlâ. Allah muhafaza buyursun. İmhacılara karşı dikkat edeceğiz. Buna iki açıdan dikkat etmeyi hararetle tavsiye ediyorum. Hem sizlere dua ediyorum Rabbim kolay etsin diye. Hem de siz de bana dua edin. Dua edelim birbirimize. Rabbim korumayı kolay etsin diye. Bir, ben biriktirdim biriktirdim namaz, oruç, zekat, sadaka vesaire vesaire. Ya Rabbi bunları yakma elimden alma diye dua edeceğim. Tehlike. Bunun Kur'an bize öğretiyor ha ben kendim söylemiyorum. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de izhedaytana ve hab lana min ladunke rahme. Innaka entel Dua Kur'an'dan Ali İmran suresinin ilk sayfasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı duaya dikkat ediniz. Allahümme sebbit kalbi ala dinik. Allahümme sebbit kalbi ala dinik. Rabbim kalbimi dininde sabit tut. Peygamber duası. İbret alana Haşa onun kalbinde bir oynama olur muydu? Onu herkes düşünsün artık. Bir, yaptığım yatırımım, ibadetlerim heba olma tehlikesi var. Bir sözde gider bunlar çünkü. İki, en büyük yatırımımız çocuklarımız. Onlara Kur'an öğretiyoruz, ahlak öğretiyoruz, abdest öğretiyoruz, taharet öğretiyoruz, anaya babaya itaat öğretiyoruz cami öğretiyoruz, salavat öğretiyoruz, sadaka öğretiyoruz, arkadaşla iyi geçinmeyi öğretiyoruz, yalan konuşmamayı vesaire öğretiyoruz, öğretiyoruz. Bir kibrit çöpü milyonlarca ağacı kül ettiği gibi çocuğumuzun bir oyun oynamak için gittiği arkadaşıyla buluştuğu iki dakikalık zehirli aktarım çocuğumuza yaptığımız bütün yatırımı heba edebilir mi? Muhtemeldir. O zaman amellerimizi korumada, çocuğumuza yaptığımız manevi yatırımları korumada kesinlikle mümin evimizin bir planı projesi olacak yaptın biriktirdin yaptın biriktirdin kapıyı açık bıraktın geldi orses bir gün aldı gitti nerede servetin çaldılar. Amellerde de mümkün. Çok dikkat ediyoruz. Hepimiz anladık ki değerli kardeşlerim en büyük imha edici çevre belki de akraba çevresi. Onun için çoluk çocuğunu korumak isteyenler belki de bu noktaya tabii gelirken büyük kararlar, çok riskli kararlara dikkat etmek lazım. O çocuk reşit oluncaya kadar 20 sene belki de haramlara helal gözüyle bakan halasını görmeyecek. Buna razı olacağız. Gördüğü an yavrumuza yaptığımız iman ve ahlak yatırımı gidecekse istemiyoruz. Küstü olabilir. Allah'ın küsmesi kadar tehlikeli değil ya belki de. Belki sırf bu tehlikeden dolayı bir köy yerinde yaşayacağız. Şehrin rezillikleri görülmesin diye. Evimde çocuğum televizyon istemesin diye imhacı çünkü olma ihtimali var. Baba olarak çocuğumun en güzel sevdiği oyunu günde 5 saat onunla oynayacağım ben. Yeter ki çocuğum televizyon aramasın. Misaller veriyorum. Bunlar tek çare veya kurtuluş diye söylemiyorum. Kardeşlerim, bu genel konuların dışında bir de riya diye bir problemimiz var. Riya. Riya ne demek? Bir ibadeti insanlara gösteriş için yapmak demek. Yemek, fakirlere yedirmek, İbadet midir? Vallahi öyle büyük bir ibadettir ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Gece teheccüd namazı kılın. Fakirlere yemek yedirin. Selamun aleyküm diyerek cennete girin sonra buyuruyor. Ya Rabbi ne büyük şey ya. Teheccüd kılmakla bir tas tar ana çorbası ikram etmek nasıl denk olur? Allah'ta denk bu. Var mı bir diyeceğin? Ama bu ibadeti Maşallah, köyden annesinin gönderdiği bir poşet tarhanadan komşulara da verdi. Desinler diye yapıyorsun, hiçbir işe yaramıyor. İmha edip gidiyor bu. Tesettüre giriyor kadın, cihat denen şey işte. Allah razı olsun, meryemlik yapıyor, asiyelik yapıyor diyorsun. Ama kuzenine diyor ki, güzel görünüyorum değil mi? Ya öcü gibi değil değil mi diyor, bitti. Peki ne kadarı bitti? O ruh ne kadar sirayet ettiyse ibadete o gösterme ruhu Allah için yapmak yerine birilerinin beğenmesi için yapmak ne kadar sirayet ettiyse o kadarını yedi bitirdi. Kanser gibi. Beyninin tamamını istila ettiyse beynin bitti senin işte. İkincisi ucuptur. Ucup. Ucup ne demek? Allah için yaptığın bir ibadeti kendin puanlıyorsun. Buna ucup denir. Nasıl bir şey bu? O şöyle bir şey. Namaz kıldın. Namazı kim emretti? Allah. Kılacak bedeni kim verdi sana? Allah. Namazın farzlarını, vaciplerini kim belirledi? Allah. Bunun puanını kim vermeli? E Allah. Sen ne karışıyorsun? Hac Allah için yapılıyor. Kabe'yi oraya diken Allah, sana gel diyen Allah, gelecek ayakları veren Allah, süper hac oldu sen diyorsun. Bunu melekler der. İbadetine kendin puan verdin mi? Buna ucup denir. Bu bir hastalıktır. Şeytan seni önce iman etmemekle direttirdi. Baktı iman ettin. Ya ibadet etme dedi. Gene ibadet etti. Haramlara düş dedi. Haramlara düşmedin. O zaman riya ile yap bu ibadeti dedi. Bak görsünler. Riyaya da yanaşmadın. Bu sefer sana bak ne güzel ibadet yaptın ya. Millet televizyonun önünde oturuyor. Sen burada teheccüde kalkıyorsun. süper diye diyorsun. Bitti. Allah'ın elindeki hakkı sen kendinde görüyorsun. Onun için büyük tasavvuf erbabı amelleri yaparken bu riya ve ucub konusunu hayat memat meselesi olarak görürler. Çok da isabet ederler. Çok dikkat etmek lazım. Mümin en güzel ibadeti yapsa bile, her gün bir Kur'an hatmi yapsa bile, Ya Rabbi sen kabul edersen ne kadar iyi olacak bu ibadet. Eksiğimi, eksiğimi görme Ya Rabbi, eksiğimi meleklerin tamamlasın. Dediği zaman ibadet olur bu. Samimi bir şekilde tabii. Üçüncü risk kardeşlerim imha ediciler İnsanın yalnız kaldığı yerde arkadaşlarının eşinin yanındaki gibi Allah'tan korkmamasıdır. Müthiş bir imhacıdır bu. Silip süpürüyor. Yani eşinin, çocuklarının, arkadaşlarının yanında takva oğlu takva mübarek. Fakat ne zaman arkadaşların gidiyor, yalnız kalıyorsun, ayak ayak üstüne atıyorsun o iman hareketlendirmiyor seni. Bu bir tehlike. Mülk suresinde Allah övdüğü kullardan bahsederken اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ <laughs> كَب۪يرٌ Sadakallahu'l-Azim buyuruyor. Yalnız kaldıkları Karanlık yerlerde de Allah'tan hakkıyla korkanlara büyük bir mağfiret vaadi vardır Allah'tan. Bu bir kalite meselesi. Dördüncü imhacı, insanlara sözünle, elinle, malınla zarar vermektir. Neden bu zarar? Yani sözle, elle, dille, malla zarar verdin, imzanla zarar verdin. Neden bu imhacı? Çünkü insana verdiğin zarar için kıyamet günü helalleşmen gerekecek. Bu helallik nasıl yapılacak? Kıldığın namazları vereceksin. Tuttuğun oruçları, verdiğin sadakaları vereceksin. İmha etmiş olacaksın cevaplarını. Aziz kardeşlerim, onun için diyoruz ki dertemiz niyetlerle, ihlasla biz yola çıkalım. Allah bize yardım eder. Çevreye karşı dikkat edelim riyaya karşı dikkat edelim. Ucube dikkat edelim. Bir milyon insanın ortasında olmakla gece karanlığında yalnız olmak Allah'ın huzurunda olma bakımından farklı olmasın bizim için. Hiçbir kula zarar vermeyelim. Allah bizim Allah'ımızdır. Celle Celaluhu. Rahmeti bizimdir. Mağfireti bizimdir. Lütfu bizimdir. Bu duygularla yaşadığımız evimizde mümince planladığımız ev demektir Allah'ın izni ve keremiyle. Rabbimden ibadetleri biriktirip de sonra kaybedenlerden olmaktan bizi korumasını niyaz ederim. Ne büyük bir afet bu ya. Ne korkunç bir afettir. Biriktiriyorsun, biriktiriyorsun. Hani orman 30 senede koca bir orman oluyor ama 30 dakikada da imha oluyor. İbadetler de böyle. Hatta maazallah iman da böyle. Kendimiz ve sorumlusu olduğumuz çocukların bu açıdan koruma altında olması lazım diyoruz. Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdika ve resulike Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn والحمد لله رب العالمين